görmüyor musun? Gerçekten Allah gökyüzünden su indirdi de onu yerin içindeki kaynaklara yürütüp geçirdi. Sonra onunla çeşitli renklerde ekinler çıkarıyor. Sonra kurumaya başlar. Böylece onu sararmış görürsün. Sonra da onu kurumuş kırıntılar kılıyor. Şüphesiz bunda temiz akıl sahipleri için gerçekten öğüt alınacak bir ders vardır.'' Allah kimin göğsünü İslam'a açmışsa artık o Rabbinden bir nur üzerinedir. Değil mi? Fakat Allah'ın zikrinden kalpleri katılaşmış olanların vay haline. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah benzeşmeli ikişerli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi. Rablerine karşı içleri titreyerek korkanların ondan derileri ürperir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine yumuşar, yatışır. İşte bu Allah'ın yol göstermesidir. Onunla dilediğini hidayete erdirir. Allah kimi saptırırsa artık onun içinde bir yol gösterici yoktur. Kıyamet günü o kötü azaptan kendini yüzüyle kim koruyabilecek? Ve zalimlere kazandığınızı tadın denmiştir. Onlardan öncekiler de yalanladı. Böylece azap onlara hiç şuurunda olmadıkları bir yerden gelip çattı. Artık Allah onlara dünya hayatında horluğu ve aşağılanmayı tattırdı. Eğer bilmiş olsalardı, ahiretin azabı gerçekten daha büyüktür. Andolsun, biz bu Kur'an'da belki öğüt alıp düşünürler diye insanlar için her bir örnekten verdik. Çarpıklığı olmayan Arapça bir Kur'an'dır bu umulur ki sakınırlar. Allah bir örnek verdi. Kendisi hakkında uyumsuz ve geçimsiz bulunan, sahipleri de çok ortaklı olan bir adamla yalnızca bir kişiye teslim olmuş bir adam. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'ındır. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Gerçek şu ki sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Sonra şüphesiz sizler kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Allah'a karşı yalan söyleyenden ve kendisine geldiğinde doğruyu yalanlayandan daha zalim kimdir? Kafirler için cehennemde bir konaklama yeri mi yok? Doğruyu getiren ve doğrulayanlara gelince, işte onlar takva sahibi olanlardır. Rableri katında dileyecekleri her şey onlarındır. İşte bu, ihsanda bulunanların ödülüdür. Çünkü Allah, onların yaptıklarının en kötüsünü temizleyip giderecek ve yaptıklarının en güzeliyle ecirlerini verecektir. Allah kuluna yeterli değil mi? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. Allah Kimi hidayete erdirirse, onun için bir saptırıcı yoktur. Allah, intikam sahibi, güçlü ve üstün olan değil midir? Ant olsun, onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, elbette Allah diyecekler. De ki, gördünüz mü? Haber verin. Allah'tan başka taptıklarınız, eğer Allah bana bir zarar dileyecek olsa onun zararını kaldırabilirler mi ya da bana bir rahmet vermeyi istese onun rahmetini tutup önleyebilecekler mi de ki Allah bana yeter tevekkül edecek olanlar ona tevekkül etsinler de ki ey kavmim üzerinde bulunduğunuz duruma göre yapın edin Elbette ben de yapıp ederim. Artık yakında öğreneceksiniz. Kendisini aşağılık kılan azap kime geliyor ve kesintisiz azap kimin üzerine çöküp kaçınılmaz oluyor? De ki, Ey iman eden kullarım! Rabbinizden sakının! Bu dünyada iyilik edenler için bir iyilik vardır. Allah'ın arzı geniştir. Ancak sabredenlere ecirleri hesapsızca ödenir. De ki, ben dini yalnızca ona halis kılarak Allah'a ibadet etmekle emrolundum. Ve ben Müslümanların ilki olmakla da emrolundum. De ki: Ben Rabbime isyan ettiğim takdirde büyük bir günün azabından korkarım. De ki: Ben dinimi yalnızca ona halis kılarak Allah'a ibadet ederim. Siz onun dışında dilediklerinize ibadet edin." de ki: Gerçekten Hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem yakınlarını Hüsrana uğratanlardır. Haberiniz olsun. Bu apaçık olan Hüsran'ın kendisidir. Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da tabakalar vardır. İşte Allah kendi kullarını bununla tehdit edip korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse benden sakının! Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten yönelenlerse, onlar için bir müjde vardır. Öyleyse kullarıma müjde ver. Ki onlar sözü işitirler ve ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir. Ve onlar temiz akıl sahipleridir. Azap sözü kendisi üzerinde hak olmuş kimse mi? Ateşte olanı artık sen mi kurtaracaksın? Ancak Rablerinden korkup sakınanlarsa, Onlara yüksek köşkler vardır. Onların üstünde de yüksek köşkler bina edilmiştir. Onların altında ırmaklar akmaktadır. Bu Allah'ın vadidir. Allah vadinden dönmez. Kitabın indirilmesi üstün ve güçlü olan hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır. Şüphesiz sana bu kitabı hakla indirdik. Öyleyse sen de dini yalnızca ona halis kılarak Allah'a ibadet et. Haberin olsun. Katıksız olan din yalnızca Allah'ındır. Ondan başka veliler edinenler şöyle derler. Biz bunlara bize Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Elbette Allah kendi aralarında hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden hüküm verecektir. Gerçekten Allah yalancı, kafir olan kimseyi hidayete erdirmez. Eğer Allah çocuk edinmek isteseydi yarattıklarından dilediğini elbette seçerdi. O yücedir, o bir olan, kahredici olan Allah'tır. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor. Güneşe ve aya boyun eğdirdi. Her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Haberin olsun, üstün ve güçlü olan, bağışlayan O'dur. Sizi tek bir nefisten yarattı. Sonra ondan kendi eşini var etti. Ve sizin için davarlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde, bir yaratılıştan sonra bir başka yaratılışa dönüştürüp yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk onundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz? Eğer inkar edecek olursanız, artık şüphesiz Allah size karşı hiçbir ihtiyacı olmayandır ve o kulları için inkara rıza göstermez. Ve eğer şükrederseniz, sizin için ondan razı olur. Hiçbir günahkar, bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Böylece yaptıklarınızı size haber verecektir. Şüphesiz o, sinelerin özünde saklı olanı bilendir.'' İnsana bir zarar dokunduğu zaman, gönülden katıksızca yönelmiş olarak Rabbine dua eder. Sonra ona kendinden bir nimet verdiği zaman, daha önce ona dua ettiğini unutur ve onun yolundan saptırmak amacıyla Allah'a eşler koşmaya başlar. De ki, inkarınla biraz yararlan, çünkü sen ateşin halkındansın. Yoksa o gece saatinde kalkıp da secde ederek ve kıyama durarak gönülden itaat eden, ahiretten sakınan ve Rabbinin rahmetini umut eden gibi midir? de ki Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz temiz akıl sahipleri öğüt alıp düşünürler. İstekte bulunan biri muhakkak gerçekleşecek olan bir azabı istedi. Kafirler için olan bu azabı geri çevirecek yoktur. Bu azap yüce makamlar sahibi olan Allah'tandır. Melekler ve ruh ona süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir. Şu halde güzel bir sabır göstererek sabret. Çünkü gerçekten onlar bunu uzak görüyorlar. Bizse onu pek yakın görüyoruz. Gökyüzünün erimiş maden gibi olacağı gün, dağlar da etrafa uçuşmuş rengarenk yün gibi olacak. Böyle bir günde hiçbir yakın dost bir yakın dostu sormaz.'' Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu günahkar o günün azabına karşılık olmak üzere oğullarını fidye olarak vermek ister. Kendi eşini ve kardeşini ve onu barındıran aşiretini de. Yeryüzünde bulunanların tümünü verse de sonra bir kurtulsa. Hayır, hiçbiri kabul edilmez. Doğrusu cehennem cayır cayır yanmakta olan ateştir. Başın derisini kavurup soyar. Yüz çevirip arkasını döneni çağırır durur. Durmaksızın mal ve servet toplayıp bir yerde yığmakta olanı. Gerçekten insan bencil ve haris olarak yaratıldı. kendisine bir kötülük dokunduğu zaman feryadı basar. Ona bir hayır dokunduğunda engelleyici olur. Ancak namaz kılanlar hariç. Ki onlar namazlarında süreklidirler ve onların mallarında belirli bir hak vardır. Yoksul ve yoksun olanlar için. Onlar din gününü tasdik etmektedirler. Rablerinin azabına karşı bir korku duymaktadırlar. Şüphesiz Rablerinin azabından emin olunamaz ve onlar ızlarını korurlar. Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu başka. Çünkü onlar bunlardan dolayı kınanmazlar. Fakat bunun ötesini arayanlar Artık onlar sınırı çiğneyenlerdir. Bir de onlar kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde riayet edenlerdir. Şahitliklerinde dost doğru davrananlardır. Namazlarını titizlikle koruyanlardır. İşte onlar cennetler içinde ağırlananlardır. Şimdi inkar edenlere ne oluyor ki boyunlarını sana uzatıp koşuyorlar? Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde. Onlardan her biri nimetlerle donatılmış cennete gireceğini mi umuyor? Hayır. Doğrusu biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Biz gerçekten güç yetireniz. Onların yerine kendilerinden daha hayırlılarını getirip değiştirmeye. Üstelik bizim önümüze geçilemez. Şu halde sen kendilerine vaat edilen azap günlerine kavuşuncaya kadar onları bırak. Dalıp oynasınlar, oyalansınlar. kabirlerinden koşarcasına çıkacakları gün, sanki onlar dikili bir şeye yönelmiş gibidirler. Gözleri korkudan ve dehşetten düşük, yüzlerini de bir zillet kaplamış. İşte bu, kendilerine vaat edilmekte olan kıyamet ve azap günüdür. Allah'a güzel bir borç verecek olan kimdir artık allah bunu onun için kat kat arttırır onun için üstün ve onurlu bir ecir vardır o gün mümin erkeklerle mümin kadınları nurları önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün bugün sizin müjdeniz İçinde ebedi kalıcılar olduğunuz, altından ırmaklar akan cennetlerdir. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar iman edenlere derler ki: Ne olur bize bir bakın. Sizin nurunuzdan birazcık alıp yararlanalım. Onlara dünyaya dönün de bir nur arayıp bulmaya çalışın denilir. Derken aralarında kapısı olan bir sur çekilmiştir. Onun iç yanında rahmet, dış yanında o yönden azap vardır. Münafıklar onlara seslenirler. Biz sizlerle birlikte değil miydik? Derler ki, Evet. Ancak siz kendinizi fitneye düşürdünüz. Müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını gözetip beklediniz. Kuşkulara kapıldınız. Sizleri kuruntular yanıltıp aldattı. Sonunda Allah'ın emri geliverdi ve o aldatıcı da sizi Allah'ın adını kullanarak aldatmış oldu. Artık bugün sizden herhangi bir fidye alınmaz ve inkar edenlerden de barınma yeriniz ateştir. Sizin veliniz odur. O ne kötü bir gidiş yeridir. İman edenlerin Allah'ın ve haktan inmiş olanın zikri için kalplerinin saygı ve korkuyla yumuşaması zamanı gelmedi mi? Onlar bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun bir süre geçmiş, böylece kalpleri de katılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasık olanlardı. Bilin ki gerçekten Allah ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. Şüphesiz biz umulur ki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık. Gerçek şu ki, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler, onlar için kat kat arttırılır ve üstün ve onurlu olan ecir de onlarındır. Allah'a ve O'nun Resulüne iman edenler, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitlerdir. Onların ecirleri ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlarsa, işte onlar da cehennem halkıdır. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünme, mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Bir yağmur örneği gibi. Onun bitirdiği ekin, ekicilerin hoşuna gitmiştir. Sonra kuruyu verir. Bir de bakarsın ki sap sarı kesilmiş. Sonra o bir çerçöp olu vermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azap, Allah'tan bir mağfiret, ve bir hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir. Ey iman edenler, eğer siz Allah adına İslam'a ve Müslümanlara yardım ederseniz, o da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır. İnkar edenlerse yüzü koyun düşüş onlara olsun. Allah amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İşte böyle. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini çirkin gördüler. Bundan dolayı o da onların amellerini boşa çıkardı. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle. Çünkü Allah iman edenlerin velisidir. Kafirlerin ise velisi yoktur. Şüphesiz Allah, iman edip salih amellerde bulunanları, altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenlerse metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş, onlar için bir konaklama yeridir. Seni sürüp çıkaran, memleketinden kuvvet bakımından daha üstün nice memleketler vardır ki, biz onları yıkıma uğrattıkta kendileri için hiçbir yardımcı yoktu. Şimdi Rabbinden apaçık bir belge üzerinde bulunan kimse kötü ameli kendisine süslü ve çekici gösterilmiş ve kendi istek ve tutkularına uyan kimseler gibi midir? Takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şudur: içinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç böyle mükafatlanan bir kişi, ateşin içinde ebedi olarak kalan, ve bağırsaklarını parça parça koparan kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur mu Onlardan kimi gelip seni dinler Nitekim yanından çıkıp gittikleri zaman ilim verilenlere derler ki O biraz önce ne söyledi İşte onlar Allah onların kalplerini mühürlemiştir ve onlar kendi istek ve tutkularına uymuşlardır. Hidayeti bulmuş olanlara gelince, Allah hidayetlerini arttırmış ve takvalarını vermiştir. Artık onlar kıyamet saatinin kendilerine apansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte onun işaretleri gelmiştir. Fakat kendilerine geldikten sonra öğüt alıp düşünmeleri onlara neyi sağlar? Şu halde bil. Gerçekten Allah'tan başka ilah yoktur. Hem kendi günahın hem mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret dile. Allah sizin dönüp dolaşacağınız yeri bilir. Konaklama yerinizi de. şüphesiz kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri şeytan kışkırtmış ve uzun emellere kaptırmıştır. İşte böyle. Çünkü gerçekten onlar Allah'ın indirdiğini çirkin karşılayanlara dediler ki, ''Size bazı işlerde itaat edeceğiz.'' Oysa Allah sakladıkları şeyleri sır olarak konuştuklarını biliyor. Öyleyse melekler yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları zaman nasıl olacak? İşte böyle. Çünkü gerçekten onlar Allah'ı gazaplandıran şeye uydular ve onu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar. Bundan dolayı Allah amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar Allah'ın kendilerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Eğer biz dilersek sana onları elbette gösteririz. Böylelikle onları simalarından tanırsın. Andolsun, sen onları Sözlerin söyleniş tarzından da tanırsın. Allah amellerinizi bilir. Ant olsun! Biz sizden mücahit olanlarla sabredenleri belli edip ortaya çıkarıncaya kadar deneyeceğiz ve haberlerinize sınayacağız. Şüphesiz inkar edenler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, ve kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra elçiye karşı gelip zorluk çıkaranlar kesin olarak Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. Allah onların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resule itaat edin ve kendi amellerinizi geçersiz kılmayın. Şüphesiz inkar edenler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, sonra ölenler, işte Allah onlara kesinlikle mağfiret etmeyecektir. Öyleyse siz üstün bir durumdayken barışa çağırmak suretiyle gevşekliğe düşmeyin. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi asla eksiltmez. Gerçekten dünya hayatı ancak bir oyun ve tutkulu bir oyalanmadır eğer iman ederseniz ve sakınırsanız o size ecirlerinizi verir ve mallarınızı da istemez eğer sizden onların tümünü isteyip sizi çıplak bırakacak olursa cimrilik edersiniz ve sizin kinlerinizi de ortaya çıkarmış olur işte sizler böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz. Buna rağmen bazılarınız cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse artık o ancak kendi nefsine cimrilik eder. Allahsa hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Fakir olan sizlersiniz. Eğer siz yüz çevirecek olursanız sizden başka bir kavmi getirip değiştirir. Sonra onlar sizin benzeriniz de olmazlar. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veliler edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz. Oysa onlar, haktan size geleni inkar etmişler, Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı, elçiyi de, sizi de yurtlarınızdan sürüp çıkarmışlardır. Eğer siz, benim yolumda cihad etmek ve benim rızamı aramak amacıyla çıkmışsanız, nasıl onlara karşı hala sevgi gizliyorsunuz? Ben, sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilirim. Kim sizden bunu yaparsa artık o elbette yolun ortasından şaşırıp sapmış olur. Eğer sizi ele geçirecek olurlarsa size düşman kesilirler. Ellerini ve dillerini kötülükle size uzatırlar. Onlar sizin inkar etmenizi içten arzu etmişlerdir. Ne yakın akrabalarınız ne çocuklarınız kıyamet günü size bir yarar sağlayabilir. Allah sizin aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı görendir. İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani kendi kavimlerine demişlerdi ki, Biz sizlerden ve Allah'ın dışında taptıklarınızdan gerçekten uzağız. Sizi tanımayıp inkar ettik. Sizinle aramızda siz Allah'a bir olarak iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve bir kin baş göstermiştir. Ancak İbrahim'in babasına sana bağışlanma dileyeceğim ama Allah'tan gelecek herhangi bir şeye karşı senin için gücüm yetmez demesi hariç. Ey Rabbimiz biz sana tevekkül ettik ve içten sana yöneldik. Dönüş sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bizi fitne kılma ve bizi bağışla Rabbimiz. Şüphesiz sen üstün ve güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin. Andolsun, onlarda sizlere Allah'ı ve ahiret gününü umut edenlere güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirecek olursa artık şüphesiz Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, övülmeye layık olandır. Belki Allah sizlerle onlardan kendilerine karşı düşmanlık besledikleriniz arasında bir sevgi bağ kılar. Allah güç yetirendir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgiyendir. Allah sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşanları sizi yurtlarınızdan sürüp çıkaranları ve sürülüp çıkarılmanız için arka çıkanları dost edinmenizden sakındırır kim onları dost edinirse artık onlar zalimlerin tak kendileridir ey bürünüp örtünen kalk ve bundan böyle uyar Rabbini yücelt. Elbiseni temizle. Pislikten kaçınıp uzaklaş. Daha çok istekte bulunmak için iyilik yapma. Rabbin için sabret. Çünkü sura üfürüldüğü zaman işte o gün zorlu bir gündür. Kafirler içinse hiç kolay değildir. Kendisini tek olarak yarattığımı bana bırak ki ben ona alabildiğine geniş kapsamlı bir mal verdim. Göz önünde hazır çocuklar verdim ve sayısız imkan ve fırsatları önüne serdim. Sonra daha arttırmam için tamah eder. Hayır. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı kesin bir inatçıdır onu alabildiğine sert bir yokuşa süreceğim çünkü o düşündü ve bir ölçü tespit etti kahrolası nasıl bir ölçü koydu yine kahrolası nasıl bir ölçü koydu sonra kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitti sonra da sırt çevirdi ve büyüklük tasladı Böylece bu yalnızca aktarılarak öğrenilen bir büyüdür dedi. Bu bir beşer sözünden başkası değildir. Onu ben cehenneme sürükleyip atacağım. Cehennem nedir? Sen bilir misin? Ne alı koyar, ne bırakır. Beşere delicesine susamıştır. Onun üzerinde on dokuzu vardır.'' Biz o ateşin koruyucularını meleklerden başkasını kılmadık. Ve onların sayısını inkar edenler için yalnızca bir fitne konusu yaptık ki, kendilerine kitap verilenler kesin bir bilgiyle inansın, iman edenlerinde imanları artsın. Kendilerine kitap verilenler ve iman edenler kuşkuya kapılmasın. Kalplerinde bir hastalık olanlarla kafirler de şöyle desin. Allah bu örnekle neyi anlatmak istedi? İşte Allah, dilediğini böyle şaşırtıp saptarır, dilediğini böyle hidayete erdirir. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. Buysa insan için yalnızca bir öğüttür. Hayır, aya and olsun dönüp gittiği zaman geceye, ağardığı zaman sabaha. Gerçekten o büyük musibetlerden biridir. insan için bir uyarıdır. Sizlerden öne geçmek ve geride kalmak isteyenler için. Her nefis kazandıklarına karşılık bir rehinedir. Ancak ashabı yemin hariç. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine sorarlar. Suçlu günahkarları. Sizi şu cehenneme sürükleyip iten nedir? Onlar biz namaz kılanlardan değildik dediler. Yoksula yedirmezdik. Batıla ve tutkulara dalıp gidenlerle biz de dalar giderdik. Din gününü yalan sayıyorduk. Sonunda kesin bir gerçek olan ölüm gelip bize çattı. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara bir yarar sağlamaz. Buna rağmen bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar? Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri gibidirler. Aslan'dan korkup kaçmışlar. Hayır. Her biri kendisine açılmış sayfelerin verilmesini ister. Hayır. Onlar şüphesiz ahiretten korkmuyorlar. Gerçek şu ki Kur'an elbette bir öğüttür. Artık kim dilerse öğüt alıp düşünür. Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar. Takvanın sahibi odur, bağışlamaya ehil olan odur. Yaratan Rabbin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir ki o kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır. Gerçekten insan azar. Kendini müstani gördüğünden şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu Gördün mü? Ya o doğru yol üzerindeyse ya da takvayı emrettiyse? Gördün mü? Ya yalanlıyor ve yüz çeviriyorsa? O Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Eğer o bir son vermeyecek olursa andolsun onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz o yalancı, günahkar olan alnından. O zaman da meclisini çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, ona boyun eğme. Secde et ve yakınlaş. Biz senin göğsünü yarıp genişletmedik mi? Ve yükünü indirip atmadık mı? Ki o senin belini bükmüştü. Senin zikrini yüceltmedik mi? Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten Güçlükle beraber kolaylık vardır. Şu halde boş kaldığın zaman durmaksızın dua ve ibadetle yorulmaya devam et ve yalnızca Rabbine rağbet et. İncire ve zeytine and olsun. Sina Dağı'na ve şu Emin beldeye. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah hükmedenlerin hakimi değil midir? Kuşluk vaktine and olsun. Karanlığı iyice çöktüğü zaman geceye. Rabbin seni terk etmedi, ve darılmadı. Şüphesiz senin için son olan ilk olandan daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın. Bir yetimken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmezken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksulken seni bulup zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi üzüp kahretme. İsteyip dileneni azarlayıp çıkışma. Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. Hayır, kıyamet gününe and ederim. Ve yine hayır, kendimi kınayıp duran nefse de and ederim. İnsan onun kemiklerini bizim kesin olarak bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet. Onun parmak uçlarını dahi derleyip düzene koymaya güç yetirenleriz. Ancak insan önündeki sonsuz geleceğini de fücurla sürdürmek ister. Kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. Ama göz kamaşıp da kaydığı, ay karardığı, güneş ve ay birleştirildiği zaman insan o gün kaçış nereye der? Hayır, sığınacak herhangi bir yer yok. O gün sonunda varılıp karar kılınacak yer yalnızca Rabbinin katıdır. İnsana o gün önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine karşı bir basirettir. Kendi mazeretlerini ortaya atsa bile. Kur'an'ı kavrayıp belletmek için aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip durma. Şüphesiz onu toplamak ve onu okutmak bize aittir. Şu halde biz onu okuduğumuz zaman sen de onun okunuşunu izle. Sonra muhakkak onu açıklamak bize aittir. Hayır, siz çarçabuk geçmekte olanı seviyorsunuz ve ahireti terk edip bırakıyorsunuz. O gün yüzler ışıl ışıl parlar. Rablerine bakıp durur. O gün öyle yüzler vardır ki kararmış, ekşimiştir. Kendisine beli büken işlerin yapılacağını anlamaktadır. Hayır, can köprücük kemiğine gelip dayandığı zaman son müdahaleyi yapacak kim denir? artık gerçekten kendisi de bir ayrılık olduğunu anlamıştır. Ölüm korkusundan ayaklar birbirine dolaştığında, o gün sevk yalnızca Rabbinedir. Fakat o ne doğrulamış ne de namaz kılmıştı. Ancak o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra çalım satarak yakınlarına gitmişti. Sen buna müstahaksın. Dahasına müstahaksın. Yine müstahaksın. Dahasına da müstahaksın. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak oldu. Derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Öyleyse Allah ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir? Size verilen herhangi bir şey dünya hayatının kısa süreli faydalanmasıdır. Allah katında olansa daha hayırlı ve daha süreklidir. Bu da iman edip Rablerine tevekkül edenler içindir. Bunlar büyük günahlardan ve çirkin utanmazlıklardan kaçınanlar ve gazaplandıkları zaman bağışlayanlar. Rablerine icabet edenler, namazı dost doğru kılanlar, işleri kendi aralarında şuurayla olanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak edenler ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır. Kötülüğün karşılığı onun benzeri olan kötülüktür. Ama kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecri Allah'a aittir. Gerçekten o zalimleri sevmez. kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa, artık onlar için aleyhlerinde bir yol yoktur. Yol, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere tecavüz ve haksızlıkta bulunanların aleyhinedir. İşte bunlara acıklı bir azap vardır. Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu azme değer işlerdendir. Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun hiçbir velisi yoktur. Azabı gördükleri zaman o zalimleri bir görsen, geri dönmeye bir yol var mı derler. Onları görürsün, zilletten başları önlerine düşmüş bir halde ateşe sunulurlarken Göz ucuyla sezdirmeden bakarlar. İman edenler de gerçekten Hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendi nefislerini hem de yakın akrabalarını da Hüsrana uğratmışlardır dediler. Haberiniz olsun. Gerçekten zalimler kalıcı bir azap içindedirler. Onların Allah'ın dışında kendilerine yardım edecek verileri yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir çıkış yolu yoktur. Allah'tan geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden evvel Rabbinize icabet edin. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer var, ne sizin için inkar etmeye bir imkan. Şayet onlar sırt çevirecek olurlarsa, artık biz seni onların üzerine bir gözetleyici olarak göndermiş değiliz. Sana düşen yalnızca tebliğdir. Gerçek şu ki, biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Eğer onlara kendi ellerinin takdim ettikleri dolayısıyla bir kötülük isabet ederse, bu durumda insan bir nankör kesiliverir. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Dilediğine dişiler armağan eder, dilediğine de erkek armağan eder. Veya erkekler ve dişiler olarak çift verir, dilediğini kısır bırakır. Gerçekten o bilendir, güç yetirendir. Kendisiyle Allah'ın konuşması bir beşer için olacak şey değildir ancak bir vahiy ile ya da perde arkasından veya bir elçi gönderip kendi izniyle dilediğine vahyetmesi başka gerçekten o yüce olandır hüküm ve hikmet sahibidir böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik sen kitap nedir İman nedir bilmiyordun. Ancak biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdiririz. Şüphesiz sen dost doğru olan bir yola yöneltip iletiyorsun. Göklerde ve yerde bulunanların tümü kendisine ait olan Allah'ın yoluna haberiniz olsun. İşler Allah'a döner. Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih eder. Mülk onundur. Hamd da onundur. O her şeye güç yetirendir. Sizi yaratan odur. Buna rağmen sizden kiminiz kafirdir, kiminiz mümin. Allah yaptıklarınızı görendir. Gökleri ve yeri hak olmak üzere yarattı ve size düzenli bir biçim verdi. Suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş onadır. Göklerde ve yerde olanların tümünü bilir. Sizin saklı tuttuklarınızı da açağa vurduklarınızı da bilir. Allah sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Bundan önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? İşte onlar işlerinin vebalini tattılar. Onlara acı bir azap vardır. Bu kendilerine apaçık belgelerle elçiler geldiği halde bizi bir beşer mi hidayete ulaştıracak demeleri ve bu yüzden inkar edip saparak yüz çevirmeleri nedeniyledir. Allah da hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını gösterdi. Allah ganidir, hamittir. İnkar edenler kesin olarak diriltilmeyeceklerini öne sürdüler. De ki, hayır, Rabbim adına andolsun. Siz muhakkak diriltileceksiniz. Sonra mutlaka yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu da Allah'a göre oldukça kolaydır. Şu halde Allah'a, onun Resulüne ve indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. sizi toplanma günü için bir arada toplayacağı gün, işte bu aldanma günüdür. Kim Allah'a iman edip salih bir amelde bulunursa, Allah onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar da içinde sürekli kalıcılar olmak üzere ateşin halkıdırlar ne kötü bir dönüş yeridir o Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet hiç kimseye isabet etmez Kim Allah'a iman ederse onun kalbini hidayete yöneltir Allah her şeyi bilendir Allah'a itaat edin ve Resul'e de itaat edin. Şayet yüz çevirecek olursanız, artık elçimiz üzerine düşen yalnızca apaçık bir tebliğdir. Allah. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler, Gerçek şu ki sizin eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir kısmı sizler için düşmandırlar. Şu halde onlardan sakının. Yine de affeder, hoş görür ve bağışlarsanız artık elbette Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitnedir. Allahsa Büyük ecir onun katında olandır. Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup sakının. Dinleyin ve itaat edin. Kendi nefsinize en büyük yarar olmak üzere infakta bulunun. Kim nefsinin bencil tutkularından korunursa işte onlar kurtuluş bulanlardır. Eğer Allah'a güzel bir borç verecek olursanız, onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah, şükrü kabul edip çok ihsan edendir. Cezayı vermekte acele etmeyendir. Gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibidir.